sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Her hafta birbirinden farklı konukla ve branşla sizler için ekranlarınızda oluyoruz. Bugünkü konuğum doçent doktor Ercan Akbay beyefendi. Bugün kendisi rinoplasti ve yüz estetiği cerrahisi hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim bugün rinoplasti ve yüz estetik cereyanı konuşacağız ama ilk öncesinde doçent doktor Ercan Akbay kimdir? Onu tanımak istiyorum, bilmek istiyorum. Seyircilerimize anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Ee, 1976 Şerhli Koçisar doğumluyum. Aslında Aksar sayılırım. sayılırım. Ee, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim 2001 hı hı. yılında. Arkasından Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Kulak-Burun-Boğaz Hastalıklarında İç başladım. Ve Kulak-Burun-Boğaz uzmanı oldum 2005 yılında. Bingöl Devlet Hastanesi ve bir süre Aksaray Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz doktoru olarak çalıştım. 2007-2011 yılları arasında Aksaray'da burada çalıştım. 2011 hı. yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak başladım. Yardımcı do doçent olarak başladım. Arkasından 2014 yılında doçentlik sınavını geçerek doçent unvanı aldım ve Kırıkkale Üniversitesi'ne devam ettim bir süre. Arkasında arkasından da Osmaniye Sevgi Hastanesi ve İnova Hastanesi'nde özel hastane hekim olarak devam etmekteyim. daha önce akademik çalışmalarım arasında yurt içinde, yurt dışında birçok kongrede, toplantıda konuşmacı olarak bulundum. Katılımcı olarak bulundum. Uluslararası ve ulusal düzeyde birçok dergide yayınlanmış makalelerim bulunmakta. Kulak-burun-boğaz kulak, alanında çalışmalarımız devam etmektedir. Bildiğiniz kadarıyla da bir kitabınız var. Ona da değinmek <laughs> istiyorum hocam. Evet, Transoral Ağız taban Cerrahisi kitabı. Bu kitap da yine dünyada yayınlanmış ilk ve tek kitaptır bu alanda. Çünkü e, akademik hayatım boyunca yaptığım çalışmalar genelde bu alana çok yüklendim, <laughs> çok yöneldim. Bu alanda yapılmış çalışmaların da birçoğu dünyada yine bana aittir. E, Japon dergisinde, Amerikan dergilerinde yayınlanmış makalelerim var bununla ilgili. Ve bunu en son kitap haline getirdik, bastık. Ağız Tabanı'nın Transoral Cerrahisi. Tebrik teşekkür ediyorum hocam. Başarılarınızı devam ediyorum. Teşekkür Gerçekten teşekkür akademik hayatınız dolu dolu geçmiş. <laughs> İnşallah Aksaray'da da hastalarınıza en iyi şekilde hizmet veriyorsunuz. Bunu biliyorum. Gerçekten çok da isminizi duyuyoruz. Hep hayatınız boyunca başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bugün e, kulak burun boğaz hastalıklarında uzmanısınız. Bugün baş boyun cerrahisi uzmanlık alanlarında hangi hastalıkları içeriyor, hangi tedavileri içeriyor onları merak ediyorum. İsterseniz onları konuşarak başlayalım. Yani kulak burun boğaz hastalıkları aslında çok fazla tanınmıyor. Kulak burun boğazı hani basit üst somyola enfeksiyonu gibi, hı hı. grip nezle gibi algılanıyor. Halk arasında belki böyle ama kulak burun boğaz gerçekten çok derya deniz bir bölüm. Biz sınırlarımızı nereden derseniz kapa tabanında beyindeki beyin zarından başlar, akciğerdeki deniz akciğer zarına kadar olan bölgeyle ilgili tüm cerrahi girişimler, hastalıklar, ilaçlı tedavi ya da ameliyatlı tedaviler kulak burun boğazı tarafından yapılmakta. Dolayısıyla bu bölgeyle ilgili mesela, Sinüsler, paranazal sinüs olarak geçen bölgedeki sadece iltihap değil, sinüs tümörleri, kanserleri, başka hastalıklar yine kulak-burun-boğaz tarafından yapılır. Hatta bazı beyin tümörlerine biz burundan endoskopik olarak yaklaşırız. İçerisine burundan bir yol açarız, kamerayla endoskopla gireriz. Beyin cerrahisi arkadaşımız bu tümörü çıkarır, tekrar o bölgeyi biz kapatırız. Onun dışında burunla ilgili burun kanıklığı yapan tüm hastalıklar, burun septum deviyasyonları, rinoplastiler, burun estetik ameliyatları bugün onu Konuşacağız özellikle hı hı. Ee, ve burun geniz bölgesindeki işte genizet olarak bilinen halk arasındaki çocuklarda en çok gördüğümüz geniz genizeti burun tıkanıklıklar nedenleri ee, yine kulak burun boğaz tarafından ilaçlı ya da cerrahi olarak tedavisi yapılmaktadır. Bunun dışında en sık yaptığımız ameliyatların bir tanesi çocuklarda bademcik ameliyatları ee, yine kulak burun boğazın hı hı. yaygın olarak yaptığı ameliyatlardandır. Onun dışında larynx dediğimiz gırtlak bölgesi. Gırtlak bölgesinin tüm hastalıkları, ses hastalıkları, başlı başına kulak burun boğazda derya denizi bölgedir. Ses hastalıkları, ses nodülleri, vokal kort polipler dediğimiz polipler, nodüller vesaire. Bunun dışında ses teli felçleri ses kısıklığı hastalıkları. Hı hı. Onun dışında gırtlak kanseri yine bu bölgenin kanserleri, kulak burun boğaz tarafından yapılmaktadır. yapılmaktadır yine hipofaring dediğimiz yutak bölgesinin tümörleri, kanserleri ve diğer hastalıkları yutma güçlükleri yine kulak burun boğazın başlı başına bir alanıdır. Onun dışında tükürük bezi hastalıkları, tükürük bezi hastalıklarının taşları, tümörleri veya ağız kuruluğu gibi hastalıklar ya da siyahlı dediğimiz gereğinden fazla tükürük salgısı yapan hastalıklar ve salya akması kulak burun boğaz tarafından tedavi edilmektedir. Onun dışında boyun bölgesi. Hı hı. Boyun bölgesinin hastalıkları başlı başına yine ayrı bir bölüm. Aslında kulak burun boğazında alt dalları vardır kendi arasında. Bu resmi olmasa da bütün toplantılarımız, kongrelerimiz biz bu alt dallara göre yönelir, yöneliriz ve buna göre herkes ilgilendiği alanlar vardır. Bu alanlara da gerekli işlemler yapılır. boyun bölgesinde de mesela tiroid cerrahisi uzun yıllardır genel cerrah tarafından yapılıyor ama Türkiye'de yaklaşık 20 yıl gibi süredir kulak burun boğaz tarafından tiroid cerrahisi, yani goiter bezinin cerrahisi ve paratiroid cerrahisi de başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ee, Bunun dışında kulak hastalıkları, kulak hastalıkları, işitme kayıpları, kulak ağrıları, kulak akıntıları, orta kulak problemleri, mastoid bölgeleri, orta kulakla ilgili tümörler veya iç kulak tümörleri, hı hı. denge problemleri, baş dönmelerinin büyük bir çoğunluğu 70'i kulakla ilgilidir ve yine kulak burun boğaz tarafından bunların tedavileri gerçekleştirilmektedir. Onun dışında bugün konuşacağımız asıl konulardan bir tanesi yüz estetiği. yüz estetiği. Evet. Yüz estetiği de aslında kulak burun boğazın uzun süredir gerçekleştirdiği cerrahi girişimler. Bunlar içerisinde rinoplast dediğimiz burun estetik ameliyatı ve onun dışında yüzün geri kalan kısmındaki Hı. yaşlanmayla meydana gelen değişikliklerin geri dönüşümü ve tedavisi kulak burun boğaz tarafından yapılmaktadır. Yüz bölgesindeki estetik cerrahi işlemler neler yapılıyor hocam? Yüz bölgesi için estetik cerrahi. Yüz bölgesi için mesela kaş kaldırma, mesela yüz gelme, mesela en yaygın yaptığımız ameliyatlar burun estetiğinden sonra göz kapağı ameliyatları, bilateroplasti dediğimiz hı hı. göz kapağı, göz altı torbalanmaları veya üst göz kapağın e, derisinin fazla olması ve sarkması yine kulak burun boğaz tarafından bunlar yapılmaktadır. Ayrıca mesela botoks ve dolgu, kırışıklar için kaz ayağı kırışıklıkları ve alın bölgesi kırışıklar için botoks uygulamaktayız. Onun dışında meloraviyaz sulcus dediğimiz bu ağız bölgesindeki derin çukurlar içinde yine dolgu maddeleriyle dolgu yapmaktayız. Mentoplastikler yapmaktayız. Mesela çenesi küçük geride biz implant koyarak çeneyi ön tarafa daha güzel bir görün vermesi için cerrahi girişimler yapmaktayız. Onun dışında maksopasyal travmalar, kırıklar, yüz kırıkları. Burun kırıkları, çene kırıkları hatta göz küresi kırıkları, travma sonrası yine kulak-burun-boğaz olarak yaptığımız cerrahi girişimler arasında. Peki rinoplasti demiştik hocam. Rinoplasti burnumuzu yeniden şekillendirmek, estetik evet. bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan bir ameliyattı. Evet. Peki bunların çeşitleri var mıdır? Başarılı bir rinoplasti ameliyatı için en önemli gereken şey nedir? Ee, ve cerrahımızı seçerken nelere dikkat etmeliyiz onları merak ediyorum. Rinoplasti burun estetik ameliyatıdır yani buruna daha güzel bir şekil verip o yüze uygun bir burun haline getirmek hı hı. için yapılan cerrahi girişimdir. Bunlarda iki farklı yaklaşım var. Bir tanesi kapalı yaklaşım, kapalı rinoplastiye geçer. Diğeri açık rinoplastiye geçer. Biz ikisinde de yapmaktayız. İlk zamanlar rinoplasti yapıldığı dönemlerde, yaygın olarak yapılmadığı dönemlerde kapalı rinoplasti çok fazla yapılmaktaydı. Hı. Kapalı rinoplastiden kastımız herhangi bir dışarıdan deride kesi izi olmadan sadece burun deliklerinden girip içeriden kesi izleri yaparak burun şekillendirmeye yönelik bir cerrahi girişimdi. Fakat bu cerrahi girişimde e, burunun tamamına hakim olmak, burunun Hı. kıkırdaklarına, kemiklerine gerekli düzeltmeleri yapabilmek çok zor olduğu için arkasından bu hastalarda problemler görüyorduk ve düzeltilmesi zor problemler olabiliyordu. Bunlar azaldı. Artık kapalı teknikler dünyada da bu şekilde terk edilmeye veya az kullanılmaya başlandı. Açık tekniklere geçtik. Açık teknikten kastımız sadece burnun kolimella dediğimiz şu kısmında alt tarafta küçük bir insizyonla kesiyle girip deriyi kaldırıp Arkasından buruna yeniden şekil vermek, ee, kıkırdaklarına, kemiklerine yeniden şekil vermek, arkasından deriyi yatırıp tekrar o bölgeyi dikmek. Kapalı teknik dediğimiz de bu. Yani iki farklı teknik var. Hı hı. Bak Peki e, rinoplastiklerde de bu iki farklı tekniği ikisini de kullanıyoruz. Biz ama kimlerde açık kimlerde kapalı minimal problem yani çok küçük problemi olan sadece hamp veya üstünde bir düzeltme gereken hafif çıkıntısı var ama burun uç kısmı tip dediğimiz bölgedir. Hı hı. Uç kısmında ciddi problemleri olmayan insanlarda biz kapalı tekniği kullanabiliriz ama büyük problemleri var eğri bir burun, burun uç kısmında düzeltilmesi gereken gross problemler var. Biz bu hastalarda açık tekniği kullanmaktayız ama her iki tekniği de yapabiliriz. Problemi. Hastaya göre de. Hastaya belli. göre ve konuşarak buna göre seçeriz. Peki rinoplasti sonrasında burnumuza bir tık tıkanıklık oluyor mu? Bazı insanlar sanki burnu tıkalı gibi konuştuklarını düşünüyorlar değil mi? Ameliyatlardan evet. sonra bu normal mi sizce? Ya da neden Şöyle, kaynaklanıyor? Bunun kaynaklanma nedeni burnu ameliyat ederken estetik olarak fonksiyonlarını korumak lazım. Hı hı. Çünkü burun fonksiyonel bir organdır. Sadece estetik, estetik açıdan görsel bir organ değildir. Fonksiyonlarını iyi koruyamadığınız zaman burun tıkanıklığı görebilirsiniz. Çünkü burnu bir noktada küçültüyoruz. Ama küçültürken bir noktada içerisinde eğrilik veya et büyümesi başka problemler varsa eş zamanlı olarak onları da düzeltirseniz, burunda tıkanma değil, aksine daha çok açılma bekleriz. Ama iç kısmıyla herhangi ilgilenme, sadece estetik ameliyat gibi görürsek burnu ve estetik olarak düzeltirsek açılmadığı gibi mevcut tıkanıklıklara daha da Tıkanabilir çünkü burnu biraz da küçültüyoruz biz aslında. O açıdan fonksiyonları korumak açısından burun tıkanıklığı varsa, öncesinde bir problem varsa bunun tespitini yapıp aynı anda hem içini düzeltip hem de dış görüntüde güzel bir şekil vererek sağlayabiliyorsunuz. Sağlayabiliyorsun. O da sizlerin sayesinde <laughs> hocam. E, peki sadece burnumuzu biz nefes almak ve e, koku hissetmek için mi kullanıyoruz? Fonksiyonlar nelerdir burnumuzun temel fonksiyonları? Ve bu ameliyatlardan sonra, operasyonlardan sonra burnumuzun fonksiyonlarını koruyabiliyor muyuz tam anlamıyla? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında burun sadece koku ve nefes gibi görünür ama koku ve nefes organı değil. Hı hı. Bunun ötesinde başka burunun fonksiyonları var. Burun, solunumu vücut için olması gereken en fizyolojik, en sağlıklı solunum sistemidir. Hı hı. Şimdi grip olduğunuzu düşünün, burnunuz kapandı. Nefes alamazsınız, boğuluyormuş gibi hissedersiniz ama aslında baktığınız zaman kocaman bir ağzımız var ve kocaman bir hava yolu var nefes alamıyor, boğulmuyor olmamız gerekiyor. Ama boğuluyormuş gibi hissederiz. Çünkü burun solunumu her zaman için çok kaliteli bir sorunumdur. Ağız solunumu gibi değildir. şimdi burundaki solunum sistemi dar bir burun nazal valp açısı vardır. Bu açıdan sonra havayı biz negatif basınçla çektiğimiz zaman burun içerisine giren hava birincisi türbülansa uğrar, dönmeye başlar. Ve yivli silahlardaki gibi. Yivli silahlar menzili uzundur. Ama yivli silah kısa menzillidir. Ağız İlsiz bir bölge. Burun içerisinde değişik bölgeler, girinti çıkıntılar, konkalar ve içerisindeki boşluklar var. Uzun Konka bir bölge. Uzun bölge ve burun içerisindeki dar bir alandan sonra negatif basınçla havayı çektiğiniz zaman hava dönmeye başlar. Dönen havada menzili uzun olduğu için akciğerin en uç noktasına kadar hava gider. Onun için havaya doyarsınız burun solunumunda. Ağız solunumunda havaya doymazsınız. Birincisi burnun böyle bir solunum etkisi var. Onun için bunu korumak zorundayız. İkincisi burnun klerens klarenstimiz temizleme etkisi var. Dışarıdan gelen virüsler, bakteriler, alerjenler burunda geldiği zaman filtre görevi var. Burun bunun içerisindeki öncelikle büyük kıllar, arkasından içerisindeki yapışkan bir salgı, oraya yapışır alerjenler ve arkasından... Konkadimiz et yapıları büyür, bunları daraltır ve kontrollü bir şekilde havayı süzerek mikroplardan ve alerjenlerden arındırılmış olarak akciğere indirir. Ağzın böyle bir fonksiyonu yoktur. Ondan dolayı burun solunumu çok önemlidir. Aldığımız hava, deriz diyor, bebekler de bebeklerde ağzından hava girdiği zaman çabuk hastalanıyor, burnundan nefes alsa daha evet. iyi olur, ısıtıp giderdi. diye. Eskiler böyle bir <laughs> Tabii, şey derler ise ve ısıtma etkisi. Havayı ısıtır burun. Nasıl ise kalorifer petekleri gibidir. İçindeki etler vardır, konkalar. Onlar belli bir oranda mesela çok soğuk havaya gidin burnumuz tıkanır. Çünkü onlar büyür ve dar bir alandan hava geçsin ki ısıtayım diye. Veya çok sıcak iklimlere giderseniz 50 derece iklimlere Suudi Arabistan'a yine burun tıkanıklığı çekersiniz. Çünkü bu sefer de havayı soğutması gerekiyor. Vücudun 37 derecelik ısısına indirmesi veya yükseltmesi gerekiyor. Burun bunun için tıkanır. Tıkanmada kastımız daraltır ve havayı nemlendirerek o şekilde akciğere gitmesi. Havayı ısıtarak ısınmış bir hava ya da soğumuş bir hava vücut ısısına eşit bir havaya akciğerlere gitmesini temin eder. Yani Diğer sadece şey, koku ve nefes almak hayır. için değil. Çok değişik fonksiyonlar olan Tabii. bir vücudumuzun organı. Çünkü havayı %100 nemlendirmesi gerekiyor. Akciğerler ıslak bölgelerdir. Kuru hava gittiği zaman İster istemez akciğerin kendi salgıları sekresinde kuruyup kalacaktır. Bal, koyu balgam şekline dönecektir ve nefes almayı engelleyecektir. Onun için akciğere giden havanın nemli olması gerekiyor. Ağızdan giden hava nemlenemez çünkü çok kısa bir mesafeden gider. Burun içerisi çok geniş bir alan olduğu için havayı çok rahat nemlendirebilir. İşte bütün bu fonksiyonlarını bile, bilirsek burunun ona göre bu fonksiyonların hepsini koruyacak şekilde bir cerrahi gerçekleştirmemiz gerekir. Burun tıkanıklığı olmaması gerekiyor hastanın. Sağlıklı bir nefes alabilmesi gerekiyor. O şekilde Estetik de bir görüntü ortaya çıkmaz lazım. Bizim kulak burun boğaz doktorları olarak zaten e, en önemli verdiğimiz şey fonksiyonel ve estetik bir burun ameliyatı ortaya koyabiliriz. Yani sadece estetik değil fonksiyonları, fonksiyonları korumamız lazım önemli her zaman virusuz. için. Evet. Peki hocam belirli bir zamanı var mı bu rinoplast ameliyatları için ya da yaz sınırı var mı? Ya da ameliyat olman gerekiyor ama şu mevsimi beklemen gerekiyor diyor musunuz hastalarınız için? Belim mevsimi yok. Biz her mevsim bu ameliyatı yapıyoruz. Hani hastalar bunu da çok merak ediyor. Bizlere de soruyorlar. Yani yazın mı olalım, kışın mı olalım? işte yazın evet. olursa kanar falan. Ama biz KB doktorları olarak böyle bir şey hiç konuşmuyoruz ama halk kendi arasında bunu konuşuyor herhalde. Evet. Bizim için herhangi bir mevsimi yok. Yazın da yaparız, kışın da yaparız. Hiçbir problem yok. Yaş sınırımız var. Evet. Çünkü burun gelişimini tamamlaması lazım. 18 yaştır. Ee, yani bazen bayanlarda bunu 17 yaşa indirdiğimiz olabilir ama hı hı. 16 yaşta yapmayız. Yani onun için 18 yaş bizim için doldurulması gereken bir yaş Burun gelişimini tamamlaması lazım. Çünkü yaptıktan sonra burun hala büyüme devam ederse şeklinde değişiklikler olur. Bizim istediğimiz şekilde kalmaz, farklı şekillere bürünür. O açıdan 18 yaşını doldurmuş her insana burun estetik ameliyatı yapılabilir ihtiyaç varsa. İhtiyaç varsa. Evet. Her şeyde de ameliyatta çözüme kavuşturmak tabii ki de siz doktor olarak da istemezsiniz değil mi? İlaçta tedavisi varsa. Tabii Bunu sadece tabii estetik ki. boyutta düşünmemek gerekiyor. Tabii fonksiyonel olarak burun problemleri varsa biz her zaman için ameliyat yapmıyoruz. Yani Hı. E, ilaçlı tedavilerimiz de var birçok hastalıklarda. Burunun fonksiyonunu kazanabilmesi için. Ameliyat sonrasında burun içerisinde e, hastaların en çok korktuğu şey tampon konuluyor mu diye merak ediyorlar hocam ve kon, konuluktan sonra çok fazla ağır yapıyor mu o tampon burun bölgesinde? Şimdi e, ameliyattan sonra evet genelde silikon bir tampon koyuyoruz. Bu tampon ayrılmış olduğumuz dokuların kendi kendine yapışması ve tutabilmesi için bir de burun içerisinde yapışıklık oluşmasın diye bir tampon koyuyoruz. Hani çok kanama olmazsa, çok problem olmazsa kanama e, tampon koymadığımız dikişle sadece içeriden tutturduğumuz vakalar da var da bunlar sınırlı sayıda. Ama yine de bir tampon koyuyoruz. Bu silikonlu bir tampon. Bu tampon e, ağrı yapmaz. Hatta ortasında bir deliği vardır. O delikten de nefes alabilir hastalar. Çok büyük bir tıkanıklık hissi falan vermez. Hı -hı. Bu tamponu ortalama 3 gün veya beş gün arasında tutuyoruz, arkasında bu tamponu çıkarıyoruz. Çıkarma aslında çok acı hissediyorlar mı? Yok, çok fazla değil. Sadece bir dikiş oluyor orada, bir tane ip oluyor. Hı -hı. O tamponlar düşmesin veya geriye gitmesin diye, Hı -hı. E, boğazına doğru gitmesin diye. O tampon ipi kesiyoruz, arkasından tamponları çıkarıyoruz. Böyle yumuşak, silikonlu bir tampondur. Yani böyle e, eskiden rinoplasti çok az yapılırdı KBB'de. Benim ihtisas yaptığım dönemleri hatırlıyorum. 2000'lerin başında. 2001-2002. O yıllarda mesela estetik ameliyat çok az yapılırdı KBC'ler tarafından. Daha çok fonksiyonel septum ameliyatları yapılırdı. Evet. Onlarda da bu gazlı bezden oluşan evet, tamponlar aklımızda konulurdu. Aklımızda onlara kalmış bizim de tampon <laughs> derince. Evet onlar konulurdu ee, ama artık o tamponlar terk edildi. Teknoloji Kesinlikle. ilerledikçe siz de değişik şeyler uyguluyorsunuz. Tabii. Kesinlikle o tamponlar terk edildi. Hani sünger tamponlar var. Bazen hani çok kan hastalığı <laughs> küçük parça olarak koyuyorum ama yani onlar bile çok rahatsız edici tamponlar değil. Alması da kolay oluyor. Peki ameliyat sonrasında gözlerimizin altında şişlikler ve burun çevresinde şişlikler, morluklar oluyor mu? Herkes aynı düzeyde mi oluyor ya da morlukları, şişlikleri hocam değişiklik gösterebiliyor mu? Evet bizim hastalarımıza en çok sorulan soru bir tanesi bu. <laughs> Şişlik morluk olacak mı? Şimdi ameliyat o... olmadan onu soruyorlar Bunu değil mi hocam? soruyorlar diyeceğim. kesinlikle. Yani, ameliyat sonrası ne olacak? Bunları merak ediyor hasta haklı olarak. Şimdi bunlar da şişlik, morluk ameliyat sonrası olacaktır. Yani bunun kaçarı yok muhakkak Hı. olacak ama kimde olacak, ne kadar şiddetli olacak tamamen bu hastanın kendi cilt yapısıyla, dokusuyla, o bölgedeki kan damarlarıyla ilgili. Hı hı. Sonuçta bir travma alıyorsunuz. Buruna mesela yüze bir travma ve bir yumruk gelse, burnumuzda bir çatlak olsa yine göz bölgesinde şişme, murarma oluyor. Biz burun, burun kemiklerini kesiyoruz. Burun kemiklerinde bir düzeltme yapıyoruz. Burun kemiklerine yeniden şekil veriyoruz. İster istemez bu hastalarda morarma e, murarma, şişme, şişme beklenebilir. Fakat bunların tamamı geçicidir. Kalıcı hiçbir problem yok. Ne kadar sürede geçiyor? Ortalama 10 gün sonra bu hastanın yüzünde şişme, morarma falan hiçbir şey kalmayacaktır. Peki morlukların geçebilmesi ameliyat hemen sonrasında Buz koymak ya da farklı yöntemler uygulamak o morluğu azaltır mı? Öyle bir uygulama yöntemi var mıdır? Var. Şimdi biz genelde buz uygulaması yaptırıyoruz. Hı hı. Hatta bazen kortison, steroid falan yaptırıyoruz. Bunlar ödem ve şişin az olmasını hı hı. sağlıyorlar. Ama buna rağmen yine morluk şişlik görebiliyoruz. Peki kimde ne kadar morluk şişlik olabilir? Bunu önceden kestirmek çok zor. O kişinin sadece vücut yapısıyla ameliyattan sonra görüyoruz zaten ne kadar olacağını. Peki hocam rinoplasti ameliyat olan bir hastaların ameliyat sonrasında evet. yapması gereken, dikkat etmesi gereken şeyler var mıdır? Tabii ki rinoplasti ameliyatı olmuş bir insan burnunu koruması lazım en başta. Ee, 6 ay boyunca bizim ameliyattan sonra rinoplasti yaptığımız hastalar 6 ay boyunca burnunu korumak zorundalar. Çünkü travmaya hassastır. Eski hı hı. sağlamlığına, şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası hiçbir cerrahi girişimden sonra hasta eski gücüne kavuşur mu %100 derseniz Hanım, kavuşmaz. Ya mutlaka %80 ve 90 oranında eski gücüne kavuşabilir ama bu %100 hiçbir zaman olmaz. Her zaman için burnu korumak zorunda. Eskiz hiç ameliyat olmamış insanlar bile burnuna yumruk gelse, herhangi bir kapı çarpsa burun kırılır. Yani hepimizde kırılacak şey burun. Onun için bu hastalarda da kırılma şansı var. Ama eski yüzde %80'ine 90'ına ulaşacağı süre ortalama bu hastalarda 6 aydır. Onun için 6 ay boyunca burnumuzu koruyacağız. Rinoplasti ameliyatı olmuşsak. Burna travma almayacağız. Üzerine uzun süre gözlük takmayacağız. Güneş gözlüğü veya normal dereceli gözlükler mesela takarak burnun üzerine herhangi bir yük binmesine Engelleyeceğiz. engelleyeceğiz. Bu şekilde yapmayacağız. Ee, korumak zorundayız burnumuzu. Ya yani birkaç ay sümkürmemeye çalışacağız. Yani su çekebiliriz buruna. Tıkanıklık olursa su çekeriz veya sprey sıkabiliriz. Ya da içine krem sıkıp bu pamuklu kulak çubuklarıyla içinde temizleme yapabiliriz. Burnu açabiliriz. Abdest alabilirler. Sıkıntı yok ama sümkürme yapmayacağız birkaç yok, ay boyunca. dikkat Dikkat gerekiyor. etmemiz gerekiyor ve vurma, çarpma, darbeden de en az 6 ay burnumuzu korumamız gerekiyor. Ee, yoksa kırılabilir. Ee, mesela kucaklarına bebek almamaları gerekiyor. Çünkü yaşadık bunları. Hasta kucağına sevmek için bir yaşında bebek alıyor. Bebekler kafalarını sürekli hareket ettirirler, oynatırlar, çarpıyor ve bir hafta sonra, on gün sonra burnu balon gibi şişmiş olarak, kanamış olarak geliyor. Hı hı. Ee, bunlar hep yaşadık tecrübe olarak. Mesela hayatta kaç defa burnunuza top çarpmıştır derseniz çok az, belki hiç. Ama mesela Bayana rinoplasti ameliyat yapmışım. Ee, evine giderken kaldırımdan yürürken yanında çocuklar top oynuyor. Topa çocuğun bir tanesi vuruyor geliyor burnuna çarpıyor direkt. Sakınan Sakınıyor göze bunu. çok batar ve tekrar bana geliyor. Ya yani Bunun için çok dikkatli olmak lazım. Her <laughs> evet, şey kendi elimizde dikkat edeceğiz. Tabii, dikkat etmek Ameliyata lazım. eğer karar verdiysek olacaksa. Bunlara dikkat etmek lazım. için. Hocam bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ama seyircilerimiz için rinoplasti ve yüz estetik hakkında son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani e, estetik kavramı çok farklı bir kavram. Sanatsal bir olay. Hı hı. Bu okumakla elde edecek bir şey değil. Hep bunu söylemiştimdir. Bazı sanatçılar vardır. Mesela heykel tıraşlar vardır. Rönesans dönemi heykellerine bakarsınız. Bunu yani bir insanın yapabiliyor olması çok garip dersiniz. Yani harika bir eser nasıl yapılmış? Yani dolayısıyla mesela Neşe Dertaş'a bakıyorum ben. Nota bilgisi de yok belki. <laughs> Ama harika ha, sözler harika, yazmış. Harika sanat yapıyor, besteler yapıyor. Yani sanat aslında bir yaratılıştan gelen bir kavramdır. Dolayısıyla yüz estetiğiyle uğraşıyorsak estetik bir bakış açısı lazım ve bir el becerisi lazım. Yani bu okumakla el becerisi olmuyor. Mesela siz dünyaca ünlü bir ressam gibi bir Picasso gibi bir resim yapmak için veya ben 50 sene okusam yapabilir miyim? Yapamam. Yapamam. Çünkü bir yetenek... Ameliyatlar da böyledir. Ameliyat aslında bile el becerisidir. Onun ötesinde eğer estetik yapıyorsanız estetik bakış açısı lazım. Sanat lazım. Herkes yapamaz. Yapamaz. Onun için cerrahını seçerken, kime olacağını seçerken buna dikkat etmek lazım. Çünkü estetik bakış açısı var mı, el becerisi nasıl? Buna bakmak lazım. Bir diğer şey, estetikte hakikaten tecrübe çok önemli. Aşağı yukarı... 20 yıla yakındır rinoplasti ve yüz estetikle uğraşıyorum. Ee, tecrübe çok önemli. Her geçen gün farklı şeyler öğrendiğim oluyor. Çünkü bunu da öğreten şey geri bildirimler. Birincisi hastalardan olan geri bildirimler. Yaptığınız, baktığınız ki küçük bir hata bile hemen burunda göze çarpar ve hasta gelir ki şuradan rahatsızım. Görürsünüz o hatanın nerede olduğunu ve onu yapmamaya çalışırsınız. Bu da yıllar içerisinde oturan bir Hep şey. Hep yaparak, görerek. Yaparak, görerek. Ve eğitim çok önemli. Tabii kongreler, toplantılar bunun için var. Ee, kongreye gidiyoruz, toplantıya gidiyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Öğretim üyesi olarak orada da ben konuşmalar yapıyorum. Ee, orada diğer öğretim üyelerimizin konuşmalarını dinliyorum. Onların tecrübelerini görüyorum. Ve bunu her şeyden bir şeyler öğreniyoruz. Ee, dünya çapında birçok toplantı, yüzesiz ile ilgili toplantılara katıldım. Amerika'da, Avrupa'da, Fransa'da. Ee, uzak doğuda ve her birinde farklı teknikler, farklı yöntemler görüyoruz. Ve bunları her biri birleşerek bir tecrübe oluşturuyor. El becerisi, bilgi, tecrübe. Bunlar çok önemli. O açıdan... Kendilerini <laughs> hastalarımız uzman bir eve bırakmaları gerekiyor. Çünkü Muhakkak. burnumuza hepimiz çok değer veririz. Çok değer veririz. Yani yüzde ilk baktığımız şey belki bir insanda burundur. Acaba burnu düzgün mü diye bakarız. yani Hepimiz yapıyoruz bunu, düşünüyoruz insan olarak. Onun için dikkat ettiğimiz en çok yer burnumuz. Onun için de en güvenilir yerlere bırakmak lazım. <laughs> sizlere bırakmak lazım. Teşekkür çok ederim. teşekkür çok ediyorum ben hocam. Teşekkür çok güzel bilgiler verdiniz bizler ve seyircilerimiz için. Geldiğiniz için de çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İnşallah hayatınız boyunca hep başarılar diliyorum size hocam. Kolaylıklar versin. Efendim değerli izleyicilerimiz bugünkü Sağlıklı Günler programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın.